Bu cumartesiden herkese merhaba. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Avukat Nehir Kılıç ve partnerim İbrahim Tuğbay Mimar. Bugün de sizler için çok keyifli ve çok güzel bir program hazırladık. Kalp rahatsızlıkları bildiğiniz üzere tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölüm riski açısından ilk sırada yer almakta. Bugün kalple alakalı konuşacağız. Yeni yapılan yeni çalışmalar ve kalple alakalı, rahatsızlıklarla alakalı uzman kardiyolog, doktor, doçent doktor Adnan Kaya'yı ağırlayacağız. Ağırlayacağız. Hocamıza da biz çok güzel sorular hazırladık. Hatta sizin de gönderdiğiniz bazı sorular vardı. Ben sosyal medyada paylaşmıştım. Onları da kendisine soracağız. Şimdi sizleri bekletmeyelim. Biz konumuzu stüdyomuza davet ederken siz de tanıtımınızı izleyin. Evet, kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Adnan Kaya. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk Nehri Hoş geldiniz hocam. Hoş merhabalar. bulduk İbrahim Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Son dönemde kalp hastalıklarıyla ilgili, siz tabii hekimsiniz, siz sürekli bu işi yapıyorsunuz ama bizler de çok fazla rahatsızlık duyuyoruz ve bazı kalp rahatsızlıklarının arttığını duyuyoruz ya da belki farkındalığımız arttı bilmiyorum. Teknoloji, sosyal medya vesaire. Şimdi bizlerin ve izleyicilerimizin çok merak ettiği sorular var. Tabii ki. Bunların başında da anjiyo geliyor. Biz çok duyarız anjiyo. Nedir anjiyo? İlk bununla başlayalım. Devamında da, da detaylandıralım. Anjiyo aslında kelime anlamı olarak damar demek. Aslında bunu tamamıyla söylersek anjiyografi oluyor. Yani bu damarların görüntülemesine de anjiyografi diyoruz. kalp damarlarının görüntülenmesine de koroner anjiyografi deniyor. Vücudumuzda biliyorsunuz bütün organlarımıza, bütün dokularımıza bir damarsal ağla kalbimiz bağlı. Dolayısıyla da herhangi bir organın beslenme ağını, herhangi bir organın sinirsel ağını veya venöz ağını anjiyografiyle tabii ki görebiliriz. Peki hocam Burada genelde de, deniyor. E, hastalar anjiyo oldum hani toplum içinde hep böyle bir söylem vardır. Evet. Biz de duyuyoruz mesela. Şimdi anjiyo bir ameliyat mıdır, değil midir? Ee, aslına bakarsanız ameliyatlar kesilen kesiyle oluşan şeyler. E, anjiyografiye ameliyat değil işlem diyebiliriz. E, dolayısıyla da e, ameliyat sınıfında saymayabiliriz. Tabii anjiyoda ki riski kesi var. Yok mu? Nasıl? Kesi yok mu anjiyoda? Anjiyoda kesi yok. E, genelde e, ilk geliştirildiğinde e, kesiyle yapılıyordu kasıktan. Hmm. Kasık cildi açılıyordu. Daha sonra da damarları kesi atılarak oraya kılıflar yerleştirilerek yapılıyordu. Ancak gelinen teknolojik gelişmeler sonrası biz oralara kılıflar koyuyoruz. Öncelikle ufak iğnelerimiz var. Orada damarların içine iğneyle ponksiyon yapıyoruz. Oraya teller gönderiyoruz. Daha sonra o kılıfları yerleştiriyoruz güzelce. Daha sonra iç boş kateterlerimiz var. Bu kateterlerle teller aracılığıyla damarların içinden gerisin gerisi kalbe kadar gidiyoruz. Kalbe gittiğimizde de radyopak madde, kontrasopakla ve grafi gibi yöntemle o damarların filmini çekiyoruz. Filmini çektikten sonra da kontrol odasına geçip damarları değerlendiriyoruz. Damarlarda bir darlık var mı, spazm var mı, çıkış anomalisi var mı? kalp damarlarının fonksiyonları nasıl bunları görmüş oluyoruz. Korkulacak bir şey yok diyorsunuz yani ameliyat sınıfında değil kısaca. Değil tabii ki değil. Bu teknik ilk geliştirildiğinde tabii ki her teknik gibi her teknolojik araç gibi riskleri daha fazlaydı. Ama gün geçtikçe operatör tecrübesi arttıkça malzeme kalitesi arttıkça her şey değişiyor riskler azalıyor. Güncel ...tedavi e, yönergelerine bağlı kalınarak bir anjiyografi yapacak olursak... E, ...bu işlemin riski kabaca binde bir. Yani bin, bin tane anjiyo yapıyorsanız birinde bir aksilik. Risk e, nedir peki? Yani e, bu, riskler, nedir? bu riskler öncelikle tabii ki birkaç risk olabilir. Birisi ilk giriş yerinde e, damara e, giriş yapıyoruz... Bu giriş yerinde hematom dediğimiz cilt altına kanama, ufak yüzeysel damar yaralanmaları, enfeksiyon, pseudanevrizma dediğimiz balonlaşma, bu gibi şeyler olabilir. Aynı zamanda kalp damarlarında kateterlerle o damarların ağzına oturduğumuzda bazen tam kateterler damarın uzanımına uygun olmadığı zaman ufak tefek diseksiyon dediğimiz damar yaralanmaları olabilir. Nadir de olsa çok görmüyoruz artık ama... ...kısmi felç, felç tarzı şeyler de olabilir. Tabii ki böyle riskleri var. Yüzde olsa var. peki? Yüzde kaç Binde bir gibi yani. kabaca Bütün risklerin ihtimal. hepsi binde bir. Yani... Ya tüm operasyonlarda tabii her ne kadar ameliyat değil desek de... Tabii. ...anjiyoya evet. e, riski var tabii e, ki. E, yani. Tabii ki var yani sonuçta evet yani hastayı ...hastaya girişimsel bir şey yapıyoruz. Eğer evet sadece konuşursak bir zararımız dokunmayabilir... ...bir komplikasyonumuz olmayabilir ama... Ee, girişim gerektiren, e, cerrahi girişim gerektiren veya işte e, e, girişimsel işlemler gerektiren her işlemde tabii ki bir grizon var. Bir komplikasyon ihtimali var. Evet. Şimdi ne soracağım? Sanal alem. Evet. Artık her şey sanal. Sanal Aynen. gözlükler. Niyar evet, evet, evet. gözlükler. Sanal çok duyuyoruz. Son dönemde de sanal anjiyo evet. diye evet. bir terim var. Bunu anlatabilir misiniz evet, bize? Evet sanal anjiyo aslında bizim e, hekimler olarak bizim elimizi çok güçlendirdi. E, çok rahatladık. Çünkü e, gri zonda kalan, şikayetleri olan, e, risk faktörleri olan ancak e, anjiyo yapmak istemediğimiz e, bir hasta grubu da oluyor. Çünkü sonuçta binde bir de olsa bir risk var sanal anjiyo aslında bilgisayarlı bir tomografi, ilaçlı bilgisayarlı bir tomografi. Onda da hastalarımıza randevu veriyoruz. Geliyorlar, bazı ilaçlar kullanıyorlar öncesinde. Kalp hızını azaltan ilaçlar kullanıyorlar. Randevusuna geldiği gün radyolojide tomografi cihazına hastamızı yatırıyoruz ve radyopak maddeyi bu sefer el, el bileğinden veya koldan veriyoruz. Bu ilaç kalpten geçerken, kalp damarlarından geçerken filmi çekiliyor, tomografisi çekiliyor. Sonra teknisyenlerimiz bunu işliyor. Üç boyutlu olarak biz damarları görüyoruz. Burada damarlarda bir kireçlenme var mı yok mu, darlık var mı yok mu, damarların çıkış anomalisi var mı yok mu bunları görmüş oluyoruz. Gayet ayrıntılı bir tahlil bu tahlili daha ziyade dışlamak amaçlı kullanıyoruz. Hani risk faktörleri olan, ailesinde kalp damar hastalığı olan mı peki? Tabii ki var. Yaşında önemi Kilo, var. Kilo, yaş durumları. Tabii ki. Özellikle özellikle erkeklerde 40 40'tan sonra kardiyoloji muayenesi öneririz bir kere. Bayanlarda da 45-50 arası bir muayene öneririz. Eğer eşlik eden bir risk faktörü varsa yani şekeriniz yüksekse, tansiyonlarınız yüksek gidiyorsa Kilonuz fazlaysa, alkol kullanıyorsanız, sigaranız varsa, aile bireylerinizde özellikle genç yaşta bir kalp krizi varsa... Genetik yatkınlıkta olabilir kalp Aynen öyle. Genetik yatkınlıkta varsa böyle hastalara tabii ki yakın takip ve e, erken dönemde sanal anjiyoyla e, damarlarını görüyoruz. Eğer bir darlık yoksa e, kontrollerimize devam ediyoruz. Varsa da konvansiyonel anjiyo, Aynı normal şey. anjiyoyla... Devam ediyoruz. ediyoruz. Peki, evet. Ben şimdi biraz magazin kısmına girmek istiyorum. Evet, Kadın kalbi, erkek kalbi dedik. Onu soracaktım. Evet. Ne soracaktın İbrahim bakalım. Yani kadınlar gerçekten yani bu bilinen bir gerçek. Erkeklerden daha uzun ömürlü ve daha uzun yaşıyorlar keyifli bir şekilde. Neden yani bu fark neden erkeklerde Tabii daha yaşlı? Kadın kalbi, erkek kalbi. <laughs> Aynen öyle. Ya aslında <laughs> aslında bir sorayım. fark var. Evet. E, benzer risk faktörlerine maruz kalıyoruz ama bayanların östrojenin koruyucu bir etkisi var. Dolayısıyla da bayanlarda genelde kalp damar hastalıkları 50'sinden sonra kendini gösteriyor. Yani o plaklar 50'sinden sonra komplikasyon çıkarıyor. Dolayısıyla da oradan kabaca bize bir 10 sene bir farkları var. Zaten... <laughs> Bizim bir ayağımız çukurda diyebiliriz o zaman hocam. Ya yani <laughs> <O kadar gülüyor> kontrollere gidersek olmayabilir. Doğru Düzkanlı söylüyorsunuz. kontrollere gidersek. Evet. Evet. Bu arada değerli izleyicilerimiz e, ara ara ekranın altında gördüğünüz WhatsApp hattına sorularınız varsa sorabilirsiniz. Canlı yayında doçent doktor Adnan Kaya ile birlikteyiz. Sizin sorularınızı da hocamız seve seve yanıtlar diye düşünüyorum. Çünkü evet, çok da soru sormuştunuz ama evet. şu anda da ekran başında izlerken de aklınıza gelen evet, soruları sorarsanız lazım. hocamıza ileteceğiz. Hocam peki bu Anju'ya nasıl karar vermeliyiz? Yani belirtileri illaki vardır. Size başvuracağız tabii, tabii. Ki, tabii işin ehline. Nasıl karar veriliyor? Tabii Nasıl başlanıyor bu işe? Öncelikle bize başvuran hastaların büyük bir kısmının belli bir şikayetleri oluyor, İşte yürürken nefes darlığı, göğüste sancı, baskı, yanma gibi şikayetleri oluyor. Bu şikayetler eğer çok spesifikse gerçekten hekim bu şikayetlerden sonra koroner arter hastalığı, damar hastalığı düşünüyorsa direkt sadece fizik muayene ve bulgularla da anjiyo kararı verebilir. Ancak güncel yaklaşımda genellikle bize böyle hastalar yani kalp krizinden hemen önceki hastalar oluyor bunu. Biz bunu klinikte fizik muayene ve hastanın hikayesinden anlayabiliyoruz. Ancak hastaların büyük bir kısmı da çok ağır şikayetleri olmayan poliklinik rutin kontrole gelen hastalar. O hastalarımızda öncelik, öncelikle bir fizik muayenemizi yapıyoruz. EKG'lerini çekiyoruz, ekolarına bakıyoruz. ...efor testimiz var, stres testimiz var, onu görüyoruz. Büyük bir hasta kısmında da bir görüntüleme yapmadan genellikle anjiyografi yapmıyoruz. Yani işte görüntüleme ne oluyor? Miyokard sintigrafisi olabilir, sanal anjiyo olabilir. Bunları gördükten sonra eğer o testlerde müsbet bir şey varsa koroner anjiyografi ile devam ediyoruz. Normal anjölen devam ediyoruz. Bir şey çıkmazsa da takibi alıyoruz hastalarımızı. Ya biz toplum olarak biraz daha hani böyle canınızı sevmeyen bir toplumuz maalesef. Evet. Ee, belli baş şeyler kendimizde görmediğimiz müddetçe kontrole de gitmiyoruz biliyorsunuz. Evet. Şimdi buna karar verme süreci size başvurduktan sonra size gelirken bizde ne gibi belirtileri hani bizi e, bize size getirmesi gereken şeyler ne olabilir mesela? Yani Yani izleyicilerimiz ne hissederse Tabii ki rutin kontroller çok önemli. Evet, Doktor evet, yani evet. özellikle kalp. Çünkü dediğim gibi son dönemde kalp krizde çok duymaya başladık. Hem de genç yaşlarda hı hı hı. maalesef ki. Çok üzücü. E, rutin kontrollerin dışında e, ne hissederse gelmeli, bir kontrol edilmeli dersiniz hekim olarak? En önemlileri hastada kondisyon kaybı varsa, ciddi bir kondisyon kaybı varsa... ...yürürken daha önce daha kolay yaptığı bir işi şimdi daha büyük bir eforla yapıyorsa yürürken, iş yaparken, merdiven çıkarken göğüste sancı, baskı, yanma oluyorsa ve bunlar 5-10 dakikayı geçiyorsa, baskının karakteri önemli. Baskı şekr ağrının karakteri önemli. Baskı şeklinde ise, yanma şeklinde ise, sırta yansıyorsa, kola vuruyorsa, bu şikayetleri varsa hastaların kesinlikle bir çok geciktirmeden bir kardiyoloji muayenesi olmasında fayda var. En kötü bir kahvenizi içer giderler. E, tabii ki. Bakarız. En iyi sonuç o zaten. En çok sevindiğimiz hasta grubu o. Yani hastalar geliyor bir kısım hasta grubu. Tetkiklerini yapıyoruz. Her şey iyi çıkıyor. Gönderiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. El bileğinden anjiyo durumları var mesela. Şimdi evet, genelde tabii. hep insanlar böyle biraz korktuğu fobileri vardır. Özellikle evet. iğne konusunda mesela birçok arkadaşım da var biliyorum çünkü. Mesela el bileğinden nasıl anjiyo yapılıyor? Şimdi bu anjiyografi, koroner anjiyografi ilk geliştirilinde kasıktan ve femoral kattan dediğimiz damarları keserek içine kılıf yerleştirilerek yapıyordu. Daha sonra kasıktan kılıf yerleştirilerek yapılıyordu. Ancak güncel tedavi ve yönergeler sonrası, özellikle 2000'lerden sonra geliştirilen bir el bileğinden anjiyografi yöntemi var. Burada da aynı şekilde öncelikle orayı hazırlıyoruz. Çok stresi olan, panik atağı olan hastalarımıza önceden bir zanax, diazem gibi rahatlatıcı ilaçlar verebiliriz ağızdan. Hastayı masaya aldıktan sonra da yine sakinleştirici ilaçlar yapıyoruz. Hasta işlemi aslında uyanık oluyor ama ağrısını biraz azaltıyoruz. Ağrı duyusunu biraz azaltıyoruz. Birazcık da endoskopide olduğu gibi birazcık da hafif sakinleşiyor. Dolayısıyla da oraya önce kılıfımızı koyuyoruz el bileğine. Ondan sonra İşlem aynı şekilde devam ediyor. Bir görüntüleme yapıyoruz kateterlerimizle. Eğer bir darlık varsa damarlarda bir darlık tespit ettiysek de oraya işleme dönüyoruz. Yine aynı yöntemle, aynı malzemelerle daha farklı, birazcık daha geniş malzemelerle oraya stent uygulaması yapıyoruz genelde. Bunların farkı ne peki? Mesela şimdi kasıktan da anjiyo yapılıyor. El bileğinden, el bileğinden de yapılıyor. Şimdi kasık damarı, kasıktan girdiğimiz damar tek bir damar. ayağın hepsini besliyor. Dolayısıyla da oraya olacak herhangi bir komplikasyon o ayağın hepsini risk altına alabilir. Elimize el bileğinden yaptığımızda el bileğini besleyen iki damarımız var. Radyal arter ve ulnar arter. Biz genellikle radyali kullanırız. Zaman zaman ulnarı kullandığımızda da olur. Dolayısıyla da o damardan yani el bileğinden yaptığımız bir damarın başına bir şey gelirse ki gelebiliyor %10 o damar tıkanabiliyor %5-10 arası. Ya da damar patlayabiliyor değil mi? Pa patlama değil de tıkanma Neyim? diyelim. Sıkan. Tıkanabilir, tromboze olabilir. Eğer tromboze olsa bile diğer damar besliyor hali hazırda bir sıkıntımız olmuyor. olmuyor. Bir şikayetimiz Damarlar olmuyor. Damarlar kendisi yeniliyor. Evet, kolletereller gelişiyor. Aynı zamanda kasıktan yapılan anjyonun komplikasyon hisleri daha fazla Dolayısıyla da dünyadaki bütün yönergeler, bütün kardiyoloji cemiyetleri artık radyal, el bileğinden anjiyografiyi önceledi. Biz de kendi kliniğimizde, kendi pratiğimizde genellikle %90'ın üstünde radyal yapıyoruz anjiyoları. Peki radyal anjiyo, el bileğinden anjiyo yapılamayacak hasta grubu var mı? Nadir de olsa çıkıyor. Bazı hastalarımızın... ...boyu ve e, kilosu küçük oluyor. Radyal artelenin çapı da küçük oluyor. E, dolayısıyla da siz oraya girseniz bile malzeme ilerlemeyebiliyor. O Öyle durumlarla karşılaşırsak o zaman kasıha geçebiliyoruz. Kasıktan yapıyoruz. Ya da bazen e, bazı hasta gruplarımız var. Mesela bypasslı hastalarda damarları değiştiği için onların ağzını bulmak zor olabiliyor. 3-4 tane ekstradan damar e, aramak gerekebiliyor. Onlara bazen tercih ediyoruz kasıktan anjiyografi yapmayı. Ya da e, e, bazen e, bacak damarlarına girişimlerde e, kasığı kullanıyoruz. E, boyun damarlarına, karotislere yaptığımız girişimlerde yine kasık damarlarını kullanıyoruz. E, güvenli yapıldığı sürece, uygun yapıldığı sürece yönelgelere bir sıkıntı çok olmuyor. Atamızın da dediği gibi bizi Türkiye Hekimlerine emanet evet, edin. Teşekkür ederim, sağ olun. O varsa sorun yok. Peki sorun yaptırdık yok. diyelim mesela. Bundan sonra süreç devam etti. Sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu olduk. Yaptırdı... Sonrasında nelere mesela dikkat etmemiz lazım? Evet İbrahim Hocam yaptırdıktan sonra, anjiyoyu biz yaptıktan sonra 3-4 tane sonucumuz var. Bunlardan en güzeli hiçbir plan bile olmaması, damarların tertemiz olması. Böyle durumlarla karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyor muyuz? Evet oluyor. Bazen işte yapısal, doğumsal değişiklikler olabiliyor işte hastayı biz işlem kararı almış oluyoruz anjiyo kararı almış oluyoruz ama damarlarına baktığımızda plak yok. Evet. En güzel hasta grubu o oluyor yaşam tarzı değişikliği önerip taburcu ediyoruz. Bir grup, hast bir grup hastada da plaklar oluyor işte sıfırla yüzde %40 arasında plaklar oluyor ama bunlar hafif düzeyde plaklar dolayısıyla da bunlara da yaşam tarzı değişikliği işte ek hastalık varsa onların tedavisinin yapılması e, gibi önerilerimiz oluyor. Hastalık aradaysa e, yani plakların boyutları damarı daraltma yüzdesi yüzde %50 ile 70 arasındaysa onlara da e, agresif yaşam tarzı değişikliği, risk faktörü e, evet. değiştirilmesi risk faktörlerinin azaltılması öneriyoruz. Bu risk Eğer, faktörleri alkol sigara benzeri şeyler mi alkol, yoksa alkol sigara kan şekeri yüksekliği evet. tansiyonun yüksek gitmesi Yaşam Obezite, tarzı genetik faktörler, yaşam tarzı değişikliği şey, öneriyoruz. Değişikliği açabilir miyiz? Yaşam tarzı değişikliği mi? Ee, şimdi bir şey yarım kaldı onu söyleyeyim. Eğer darlık yüzde %70'in ise de e, buralara e, şikayette varsa e, oraya stent tedavisi ya da girişimsel bir tedavi öneriyoruz. Bazen de oluyor ki damarlar üç tane damarımız var. Onların yan damarları oluyor. Yan damarlar da bazen ana damarlar kadar kuvvetli oluyor. Dolayısıyla da eğer kalp damar hastalığı çok yaygınsa da bazen belli belli risk korlamaları var. Eğer ona uygunsa da cerrahi kararı aldığımız hastalarda oluyor. Yaşam tarzı değişikliğine gelecek olursak da Öncelikle vücut kitle indeksini e, hastaların birazcık düşürmesini istiyoruz. Kilolu evet, olmak her evet. zaman dezavantaj, dezavantaj değil mi? Kalp hastalıkları bakımından da. Hem kalp hastalıkları için hem de genel yapılan işlemler bağlı. için de. Ölmeyi yani bizim, evet, evet, bizim yaptığımız işlemleri de komplike hale getirebiliyor. Hem görüntüleme daha zor oluyor hem oralara gitmek daha zor olabiliyor. O bez hastalarda özellikle vücut kitle indeksi 40 gün üstündeyse. Bir öncelikle kilonun azaltılması, iki sigara ve alkolün kesinlikle bırakılması. Sigara sağlığa zararlı zaten her Programda da hatırlatıyoruz. Evet, Yine hatırlatalım bazı, sigara ve alkol. Özellikle bazı e, hastalarımızın kafasında alkolün e, zararlı bir etkisinde olamayabileceği hasta düşünülüyor. Hatta faydalı olabileceğini evet, söyleyen de evet, var. Evet. Evet. evet bunlar ama bu yapılan çalışmalar çok eski çalışmalar ve e, zaten sosyokültürel e, seviyesi çok yüksek hasta grubunda yapıldığı için bunların kardiyovasküler riski zaten düşük. Dolayısıyla da zaten yani, yani hasarsız bir şeye evet, evet, hasarlıymış, evet. hasarlı mı diye bakıp Hasarsız evet. demek gibi bir evet, şey bu. Evet aynen öyle. Dolayısıyla da alkol ve sigaranın kesinlikle bırakılması, kan şekeri yüksekliği varsa, regülasyonu, tansiyonu yüksek gidiyorsa ona müdahale etmek lazım. Evet. Bunlar, Bunların yanında bir de diyet var ve egzersiz var. Özellikle egzersiz 40, günde 45 dakika, 4-5 gün tempolu bir egzersiz öneriyoruz bu o, yürüme olabilir, tempolu yürüme, e, jogging tarzında olabilir. E, yüzme yapabilir hastalarımız, bisiklet yapabilir, ufak tefek e, direnç egzersizleri yapabilirler. E, çok egzersizleri büyük, çok yapalım. büyük ağırlıklar olmadığı evet. müddetçe sıkıntı yok. Vücut kitlesiyle yapılan egzersizler var, pilates var, bunları yapabilirler. Diyete gelecek olursak da diyette özellikle e, karbonhidratların azaltılması, gazlı içeceklerin azaltılması Yağlıklı. ve bırakılması. Soda özellikle zararlı mı? Soda kullanılabilir ancak kola, fanta tarzı gazlı içecekleri önermemekteyiz çünkü şeker miktarı çok fazla. Oradan aldığımız şekerler de vücudumuzda tabii ki yağlara ve kolesterol yüksekliğine dolayısıyla da plakların ilerlemesine sebep olmaktan. Evet. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Adnan Kaya ile birlikteyiz. Sizlerin de soruları varsa anjiyo sten ve biz daha kalple ilgili varsa bugün masaya yatırdık ve uzun uzadıya bir program yapacağız. Çok soru soracağız ama sizlerin de merak ettiğiniz varsa yaşadığınız bir kalp rahatsızlığı olabilir ya da eşinizin, dostunuzun, tanıdığınızın bize sorabilirsiniz. Biz de hocamıza memnuniyetle ileteceğiz. Bu arada bir soru var hocam. Kasıktan anjiyodan bahsetmişken bununla ilgili bir soru var. Evet. Müsaadenizle ben onu sormak Tabii istiyorum ki. size. İzleyicimiz demiş ki, anjiyodan sonra kasıkta kitle oluşur mu? Bu bence çok önemli bir nokta. Yani ben öyle düşündüm, bilemiyorum. Bende oldu. Hangi tedavi uygulamak gerekir demiş. Devamında da şunu sormuş ikinci kez anji olmak istemiyorum başka çaresi var mı demiş evet. izleyicimiz şimdi şöyle girişim yerlerinde özellikle kasıktan yapılan girişim yerlerinden sonra biz oraları çekip o kılıfları çekip üstüne basınç uyguluyoruz 15 dakika 20 dakika basınç uyguluyoruz ancak her şeye rağmen o ufak e, girişim yapılan yerden kan sızıntısı olabiliyor, kan birazcık sızıyor dışarı doğru, ona da hematom diyoruz. Bu da damar duvarında o etrafta bir organizasyona, hematom organizasyonu sebep oluyor ve evet. e, kabaca böyle ufak bir e, çıkıntı şeklinde bir şeye sebep oluyor. E, tabii ki bu zamanla iyileşiyor, özellikle 1-2 ay sonra anjiyodan sonra bu rezor vücut ona emiyor, rezorpsiyon oluyor ve geçiyor. Nadir de olsa e, kasıktaki e, arter ve ven birbirine komşu paralel gidiyor. Artere girerken aslında venin içinden girerek gidiliyor ve ikisinin arasında bir bağ olabilir, fistül olabilir ya da arterin duvarında ufak bir genişleme olabilir, pseudoanevrizma diyoruz. Bunlar ele gelebilir. Eğer o kitlenin boyutu büyükse tabii ki ilgili hekime başvurmakta fayda var. Bir diğer soru şuydu hastamız tekrar anjiyo olmak istemediğini olmak söyledi. Olmak istemiyor. Bunun nasıl bir tedavisi olabilir diye sormuş. Şöyle eğer zaten yani yoğun bir yaygın bir kalp damar hastalığı yoksa stentleri yoksa ve gerekmiyorsa zaten ilgili hekim anjiyografi önermeyecektir. Ancak yine de her şeye rağmen bütün risk faktörlerine ve diyete ve yaşam tarzına rağmen yine de e, şüpheli bir durum varsa görmekte fayda var. Belki el bileğinden, sağ ya da sol el bileğinden düşünülebilir kasıktansa. Bir sorumuz daha var hocam. Ee, İstanbul'dan yani. Sever Hanım sormuş. 36-37 yaşındaymış. Kalp kapakçığında çökme var. Ee, doğuştanmış. Ne yapabilirim? Hocamıza sorabilir misiniz? Evet, teşekkür ederim Bu sorusuna da. Şimdi kalp kapağındaki çökme evet mitral valf prolapsusu dediğimiz bir spektrum bir yelpaze bu. Poliklinik bu başvurularımızın büyük bir kısmı özellikle gençlerde bunlar da bu hasta grubundan oluşmakta. Bu çökmenin boyutu çok fazla değilse kapakta çok ciddi bir kaçak yoksa çok önemli değil. Ancak bu bir yelpaze. bazı insanlarda bu kaçağın boyutu fazla oluyor kapakta çökme oluyor ancak eşlik eden Yetmezlik fazla oluyor. Dolayısıyla da biz o hastaları yakından takip ediyoruz. Ve eğer o yetmezlik, mitral kapaktaki yetmezlik ileri düzeye varınca tabii ki o zaman ameliyat kararı biliniyor. Ancak bu hasta grubunun büyük bir kısmı, büyük bir kısmı hiç ameliyatsız kardiyoloji tarafından takip edilmekte. Bir kısmında böyle göğüste batma, yanma tarzı şikayetler, çarpıntı özellikle olabilir. Ee, onlar... Olduğunda tabii ki bize başvursunlar değerlendiriyoruz, takip ediyoruz hastalarımızı. Evet bir soruyla daha devam etmek istiyorum ben. Bu da aslında çokça duyduğumuz bir şey. Ee, i̇zleyicimiz der ki panik atak anındaki kalp çarpıntısı ya da kalp bölgesindeki herhangi bir sancı ile kalp krizini nasıl ayırt edebiliriz? Evet, Doğru, onu bazen biz de iyi söylüyoruz. Ya evet. Bilemedim nasıl cevap veririz. Zaten ya, <laughs> bildiğimiz kadarıyla kendi bunun farkında varmış olsa panik atak olmaz. Evet. Direkt kardiyoloji uzmanına. Aslında çok güzel. Hemen farkına varıyoruz. Çünkü eee bizi hocam. şöyle sanal anjiyo diye bir tahlil var. Bizi kurtardı. Şimdi bu grup hasta aslında başımızı yani en çok bizi yoran hasta grubu. dolayısıyla da bu hastalar onları yaşıyor. Yani organik bir şey yok. Evet damarında bir darlık yok, bir tıkanıklık yok. Ama bu hasta bu ağrıyı yaşıyor. Hekim olarak ben de işin organik kısmındayım. Benim de anlayabileceğim, ulaşabileceğim bir kısım yok. Tabii ki ancak biz bu hastalara tabii ki bize başvurduklarında panik atak, ataktır bu demiyoruz. Tahlillerimizi yapıyoruz, ekomuzu, eforumuzu yapıyoruz. Ee, çok böyle risk faktörü varsa sanal anjiyomuzu yapıyoruz, bir şey olmadığını görüyoruz, bir şey yoksa o zaman psikiyatriye yönlendiriyoruz ve psikiyatri hasta tarafından... sevinsin mi üzülsün mü bu durumda? <gülüyor> Sevin, <gülüyor> yani sevinsin atak. aslında çünkü tabii çünkü kalp daha... hastalığı olmaktansa Katir. panik atak tabii olmak ki. daha avantajlı bir durum ee, kullanırsınız bir e, antidepresan bir şey SSRI işte tedavi veya telkin. 6 ay sonra toparlarsınız. Ve kullanmadığı takdirde süre uzadı diyelim mesela. Sürekli kalp çarpıntıları meydana geldi. Sürekli bizi, Bu, bizi meşgul Bu kalp rahatsızlığı oluşturur mu peki? Hastalığı değil de hekimle oluşturabilir. <laughs> ister istemez ee, biraz psikoloji kısmına eğilmek zorunda kalıyorsunuzdur hocam. Okumlarda. Yani tabii ki bizim e, yapabileceğimiz kısmı var ama genellikle psikiyatrist arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Hastaların onların tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Ee, ama her meslekte o şekilde, zaten. O şekilde halloluyor. oluyor. Konsültasyon şeklinde evet, hal oluyor. Hasta, danışan, müvekkil, mükellef her meslekte biraz psikoloji var. Yani insanla e, uğraşan ki. her meslekte siz de bu hastaları psikiyatriye yönlendirerek aslında sizin için biraz daha kolay sanki hocam. Ne açıdan? Yönlendiriyorsunuz. Şimdi şöyle düşünün, danışan geldi e, ya da işte İbrahim'e ev yaptırmak için müşterisi geldi, bana müvekkilim geldi. Biz diyemiyoruz. Acaba, gerçi ben bazen diyorum bazı davalarımda ama İbrahim'in diyebileceğini hiç düşünmüyorum. çünkü nasıl diyeceksiniz? Hani diyelim çok detaycı birisi. Sürekli karşılaşıyoruz zaten bu tarz durumlarla evet, da. Evet, Sizin işiniz biraz daha sessiz kısımda herhalde. Anji olurken, narkozla beraber zaten karşıdaki evet. bütün teslimiyetiyle size geldiği için problem yaşamıyorsunuz. Herhalde ondan bahsediyorsunuz. Evet, Bizdeki sorun insanların evet. bize teslim olmaması. Evet, şöyle o çok Kendi önemli Kendi konforlarından <laughs> aslında, ödün vermeleri. Aslında o çok önemli. Hekim olarak ona ben çok dikkat ediyorum. Sizin titizliğinizi biliyoruz evet. zaten. Ofise bazen hastalar bir yakını tarafından zorla getirilmiş oluyor muayene odasına. Dolayısıyla da ben onu hissettiğimde veya anjiyo kararı alınmış başka bir yerde... ...ancak hasta inanmıyorsa, güvenmiyorsa bu tedaviye, e, içinden bunu iç, içselleştirmemişse... E, ...genellikle hastaya bırakıyorum o kararını. Hasta kendi ikna olunca, e, kendi e, kendisine anlatıyoruz riskleri, o zaman yapmakta fayda var. Aksi halde şöyle oluyor, e, o hasta grubunda veya o verim Bilendim, düşüyor mu hocam? Verim peki? düşüyor, komplikasyon oluyor. Kafada bir şey olmaması lazım. Yani hastanın da bizim de kafamızda ya bir şefsel. şey evet olmaması lazım. İnanmak dediklerim olsa gerek. Evet. Başarmanın yarısı. Kanseri evet. bile insanlar psikolojiyle, moralle yenerken böyle şeylerde de tabii ki, e, tabii de ki stresin hastalıklar üzerine bir etkisi var ve olumsuz bu. Stres düzeyimiz arttıkça her şey daha çok kompleksleşiyor, daha çok karmaşıklaşıyor. Dolayısıyla stres düzeyimiz ne kadar az hocam, olursa stres, o kadar iyi. Stres Allah herkese stres Kalbimizde neler oluyor? Stres altındaysak özellikle kalbimizde e, kalp atım sayımız artıyor. Sempatik sistem dediğimiz bir sistemimiz var, bir de parasempatik dediğimiz bir sistemimiz var. E, stresin belli bir düzeyi bizim için e, gerekli. Günlük işlerimizi yapabilmemiz için işte bugün buradayız. E, bu stüdyodayız. Benim bu konuşmayı yapabilmem için, buraya çıkabilmem için azami düzeyde bir stres düzeyimin olması lazım ki çıkabileyim. Ancak fazlası da zarar ol, zararlı oluyor, çarpıntı yapıyor. Çarpıntı yapınca e, kalbimiz daha güçlü kasılıyor ve e, gevşiyor. E, kalp kapak hastalıkları varsa eşlik eden, işte damarlarda varsa ciddi bir şey, plakları varsa plak rüptürüne, kalp krizine sebep olabiliyor. E, kalp krizlerinin bir kısmı da zaten ciddi bir emosyonel stres, bir tartışma, bir kayıp, bir şeyden sonra olabiliyor. Bunları da biliyoruz. Evet, tetikleyici unsur oluyor böyle hastalıklarda oluyor. Evet Standa geçeceğiz ama ben bir soru daha sormak istiyorum çünkü izleyicilerimizden de oldukça soru geldi ee, bir tanesi devam edelim merhaba adım Ferhat Postlu yaşım 42 bir sene önce kalp krizi geçirdim der izleyicimiz bendeki genetik kalp krizinden ölen akrabalarım var anjiyodan çok korkuyorum. Ee, ...ve bende panik atak var... ...ölenler neden ölüyor demiş... ...bu <laughs> son soru hakkında bilemiyorum... ...nasıl bir yanıt alacağız sizden ama... ...ilk soruları değerlendirelim mi? Soruları bir daha alabilir miyim? Tamam. Kalp krizi geçirmiş ben mi kendisi? Olacağım. Kendisi bir sene önce kalp krizi geçirmiş... ...ailesinde de kalp krizi, de kalp krizi geçirip vefat evet. edenler olmuş... anji olmak istemiyormuş... ...kalp krizinde nasıl bir tedavi olduğunu yazmamış... Evet. Ee, ...ne Üstüne de panik atağı varmış... Ve Aslanın... panik, hem kalp krizi geçirmiş hem de panik atağı varmış... Yani şöyle yapılabilir... E bu hastamız bir hekime başvurmalı. Öncelikle bir kardiyoloji hekimine başvurmalı. Orada yapılacak birkaç şey var. Yani testlerimizi, muayenemizi yaptıktan sonra... ...gerekiyorsa gerçekten bir anjiyografi bir şey gerekiyorsa yapmakta fayda var. Ailesinde psikologla var. psikologla beraber size gelse peki. Öyle bir çalışma sisteminiz var mı hocam? Çünkü çok konuşuyoruz panik atak hastalarını. Moşetisipliner bir yaklaşımla belki. Yani beraber mu? partner olarak. Çünkü sonuç olarak insan psikolojisi birçok şeyden daha önemli... Evet, ve evet. ondan sonra dediğiniz gibi hani inanmıştık önemli size inanması lazım ki hasta verim alsın yani veya işte zamanla aynı aslında çok çok olmuyor Ancak biz yönlendiriyoruz zaten böyle hastaları benim bir psikiyatriste ancak göndermem için elimde kanıt olması lazım bir şey olmadığını görmem lazım Çünkü Evet eğer bir şey atlarsam o hasta bana tekrar gelemeyebilir Dolayısıyla da Bunlar ciddi işler. Onları görmeden, o tetkikleri görmeden, içimiz rahatlamadan ya bu psikolojiktir illa ki psikolojik boyutta bir şeydir diyemeyiz. Onu görmemiz gerekiyor. Organik bir şey e, olmadığını görmekte fayda var. Görmeden evet. ön yargılı olmamak lazım. Evet. Durma, de Bazen mi? de ikisi bir arada Durma olabilir. Duruma yani. göre hareket edeceğiz diyorsunuz evet, hocam. Evet. Tabii yani. ki. ikisi bir arada da olabilir. Yani e, hastamızın hem kalp damar hastalığı olabilir hem anksiyetesi olabilir. Organik kısmına biz Evet, Psikolojik kısmında psikiyatri. Anjiyo kısmını ben çok net anladım. Hocam ağzınıza evet. sağlık. Bunlar, Şimdi stentle devam edelim mi? Evet, Uygulama ederim. yapılırken biliyoruz ki stent kullanılıyor. Evet. Tabii e, sizden stent duyduklarımız mi? kadarıyla. Stent nedir stent, hocam? Stent aslında şöyle. E, tabii ki insanoğlu bu teknolojileri geliştirirken... E, ...baktı ki bazı insanlar kalp krizinden ölüyor. Önce bunu tespit etti. Daha sonra bunu takip etti. Yoğun bakımlarda takip ettik ilaçlı tedavilerle özellikle pıhtı çözücü tedavilerle takip ettik bu hastaların. Bir kısmı açıldı, bir kısmı açılmadı. Sonra insanoğlu bunu görmek istedi. İşte ile girdi, o damarları görüntüledi. Daha sonra o gördüğü darlıkları, tam tıkalı damarları müdahale etmek istedi. Ee, de, müdahaleyi de öncelikle oraya bir balon, o ...kritik darlığı, tam tıkalı segmenti geçip öncelikle balon yaptılar. Ama sonra gördüler ki o o tıkalı segment e, balonlandıktan sonra... ...orası balonla açıldıktan sonra... E, ...hemen masada bazı damarların tekrar tıkandığını gördüler. Ya da 6 ay sonra tekrar kontrol anjiyo yaptıklarında baktılar ki... ...daha öncesinde balon tedavisi yapmışlardı... ...ama o plak tekrar ilerleyip damarı tıkadığını gördüler. Bunun üzerine dediler ki biz... ...bir şey yapalım yani gidelim oraya görüntüleyelim. Evet, görüntüleyelim. evet görüntüleyelim ama içeriden bir şey koyalım bir iskelet koyalım ki damar çökmesin. Yani balondan hemen sonra damar çökmesin ve damar tıkanmasın kalp krizi olmasın. Dolayısıyla da oraya metal sömdürülmüş balon üzerine sömdürülmüş bir metal iskelet koydular. Gittiler oraya stenti koyduklarında açtıklarında o iskelet damarın çökmesine engel oldu ve yaşamı uzattı. Ancak sonrasında bakıldı ki metal çıplak metal stentlerin de tekrar uzun vadede daraldığı gözlendi ve erken dönemde de bir miktar sadece balona göre tekrar tıkandığı izlendi. Bunun üzerine de ilaçlı stent tedavisi geliştirildi. İlaçlı stent tedavisinden sonra özellikle başarı şansı çok arttı. İnsan ömrü çok uzadı. Yani son Son yıllarda gördüğümüz bu insan yaşamının uzamasının büyük bir kısmı kardiyolojideki gelişmelere bağlı. Dolayısıyla da bu ilaç salını stentler ve ömürleri tekrar daralma, erken dönemde tıkanma ihtimalleri daha az olduğu için bunlar artık güncel tedavide gittikçe çok büyük bir pay almaya başladı. Sonrasında da insanlar şunu yapmak istedi. Evet biz oraya balon yapıyoruz, bir stent koyduk önce metal baktık olmadı, ilaçlı stenti bulduk. Baktık yine olmadı. Yani orada metali metal kalmasın çünkü biz oraya bir metal bir stent koyduğumuzda ömür boyu kalıyor, orada Zararı kalıyor damar duvarında hocam? kalıyor. Bir Zararı yok ancak mi? şöyle bir şey var. O stentleri koyduğumuz stentleri bazen tekrar o hastalara girişim gerekmekte. Dolayısıyla da oraya tekrar balon ilaçlı balon bazen tekrar stent bazen bypass gerekmekte. O damarın sonuçta rezervini biz kullanmış oluyoruz. Yani dediler ki o zaman biz oraya bir şey yapalım, bir balonlayalım, bir iskelet koyalım yine damarın içine ama o iskelet metal olmasın ve erisin. Dolayısıyla da eriyen stenti buldular. Sonrasında yapılan çalışmalarda eriyen stentler ve ilaç kaplı metal stentler karşılaştırıldı. Eriyen stentlerin sonlanımı daha az iyi olduğu için eriyen stentler birazcık geri planda kaldı. Şu an güncel tedavide metal alaşım alaşımlı stentler ilaç kaplı stentleri kullanmaktayız ve dolayısıyla yani da kardiyolojinin kalmıyor. Kalıyor, kalıyor tabii ki kalıyor. Metal stentler kalıyor. dolayısıyla da kardiyolojinin bu kadar gelişmesinin sebebi bunlar. Malzemede aslında ulaştığımız noktalar. Peki bu materyalin bir ömrü var mı? Mesela şimdi hep yaşlılar üzerinden genellikle hep düşünüyoruz mesela. Evet. Diyelim çocuk bir hastanız geldi veya işte 10-15 genç, genç hasta. Çocuk çok yaşta. görmüyoruz da genç. 40-35-40'tan sonra. Sizin için genç 35-40 mı? Benim için genç 50 <laughs> 50 de genç artık. Çünkü ortalama yaşam çok uzadı. Kadınlar için değil mi hocam, ya. erkeklerin ya. ömrü kısa Hep, diyorsunuz. hepsi maalesef. için. Djokovic'in bir e, tenis turnuvasında söylüyorlar. Ya siz bu yaşınızda diyorlar. 35 yaşında çünkü. O da diyor ki şimdiki 35, eskinin 25'i. Bence de şimdikinin şimdinin 50'si, eskinin 30'u. Çünkü yaşam uzadı. Biz kendimize, vücudumuza ne kadar iyi bakarsak o kadar ...verimli bir yaşlılık geçirecek. Bunda teknolojinin de tabii katkıları, katkıları var. Tabii. İnsanların bilinçlenmesi değil mi aslında? Hı hı. Farkındalığın evet. artması. Tabii. Bunların tabii hepsi ki. hep beraber. <laughs> Tıpta da sizin gibi değerli hekimlerimiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Stent ile ilgili bir şey sordu. Genç hastalarımızda nasıl oluyor durum diye. Genç hastalarımızda da durum çok değişmiyor. Özellikle bazı seçilmiş hasta gruplarında... Yine eriyen stentler piyasada var. Onlar denenebilir. Eğer damar çapı uygunsa, her yere uygulanamıyor çünkü çatal bölgelere, sol kök damara, oraları çok koymuyoruz. Yine eriyen stent düşünebiliriz ya da uygun stent seçimleriyle aynı şekilde tedavi devam ediyor. Stentin ömrü kişiden kişiye değişiyor. Her hasta'nın bir stent yanıtı var. Yani nasıl biz 8 milyar insan farklıysak? Hepimizin stente cevabı farklı, hastalıklara cevabımız farklı. Eşlik eden risk faktörleri ne kadar azsa, özellikle hastaların diyabeti yoksa, stentin ömrü uzun oluyor. Bunun yanında yani hastanın stent yanıtının yanında bir de stentin uygulanış tekniği de çok önem kazanmakta. Burada özellikle damarı yani o stenti koyacağımız damarı çok güzel görüntüleyip, öncesinde çok güzel balonlarla genişleyip genişletip stent size'ını damarın çapına uygun seçersek ve sonrasında da stenti içeriden yine stenti koyduktan sonra güzel non kompliyan balonlar dediğimiz güzel balonlarla damar duvarına yapıştırırsak ütülemek gibi düşünebilirsiniz. Bunları yaparsak stent ömürleri çok uzadı. Zaten bu tedavideki optimizasyonlar sonrası yani bu iyileştirmeler peyderpey az önce anlattığım önce işte görüntüleme, balon teknolojiyle beraber basamak basamak arttıkça girişmesi. bizim özellikle invazif kardiyoloji, kar girişimsel kardiyoloji bu alanda çok büyük bir genişleme şansına sahip oldu. biliyorsunuz daha önceden bypass cerrahisi özellikle 90'larda 2000'lerde 2010'lara kadar hala evet. çok böyle popülerdi, çok ön plandaydı ama gittikçe tabii ki evrendeki bir kanun var. Daha iyi olan, daha ıı, önü açık olan, daha az riski olan ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da kardiyoloji, invazif kardiyoloji gittikçe bu alanda ıı, pay sahibi oldu. Evet, şimdi e, kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Adnan Kaya ile birlikteyiz. Şu, şimdi stent konuşuyoruz. Stent ile ilgili merak ettikleriniz varsa bize iletmenizi bekliyoruz efendim. Biz de uzmanımıza soralım. Bize de tam da öyle bir soru geldi. Öyle ee, mi? İzninizle paylaşalım hocam. 12 günlük bir bebekken e, bir tane izleyicimizin e, aort korukasyonu geçirdi diyor çocuğum. Kaç yaşında stent takılabilir? Oo. O aslında e, iki çocuk kere balon operasyonu geçirmiş Evet, hocam. o çocuk kardiyolojisinin sorusu. Benim alanımın dışında kalıyor. Evet. Çok yanıt vermem mümkün değil. Hmm, Çok uygun peki. bir şey deriz. Evet. Peki başka sorumuz var mı stentle ilgili İbrahim? Peki yani mesela geçen programımız implantları konuştuk. Mesela bir diş hekimi hocamız geldi. Onlarda mesela tabi e, gelişen teknoloji teknolojiyi işte stentler hı hı. değişiyor falan. Bunlarda bir marka e, durumu veya işte hani böyle bir durum söz konusu mu implantlarda olduğu gibi? Çünkü çeşitli markalar var veya çeşitli belki yerle üretiliyordur bilmiyoruz. E, bununla alakalı bir marka model veya bir durum söz konusu mu yani Sten, değişiyor tab mu? Tabii tab ki stent çeşitleri var. Ee, farklı farklı e, ilaç salınımı stentler var, farklı platformlar var. Stenti koyacağımız damar segmenti önemli. Damar kireçli mi? Yani biz oradan gerçekten sağlam bir platform mu istiyoruz? Esnek bir damara mı koyacağız? Geçişi zor bir damara mı koyacağız? Stent tercihlerimiz bu yönde değişiyor. Yani operatör buna genelde karar veriyor ancak kabaca benzer. İlaç salınım stentlerin sonlanımları benzer. Çok fark etmiyor. Hani eskiden yerli mi yabancı mı dedikleri şey şu. Evet, i̇laç yani salınımlı öyleyim. mı değil mi? Metalik stent mi, çıplak stent mi? Evet. Artık güncel tedavide çıplak stent hiç kullanmıyoruz. Yani düz metal stent hiç kullanmıyoruz. Dolayısıyla da hastalarımızın aklında öyle bir konuda çok böyle bir kirpas kalmasın. Stentlerin hepsi ikinci jenerasyon ilaç kaplı stentler. Dolayısıyla gönül evet. rahatlığıyla Olabilirler. Onlar zaten hekimlerin, sizin gibi tecrübeli hekimlerin karar vereceği konular. Tabii ki burada burada operatör hangi hastaya, hangi lezyona, a, hangi platformu, stenti koyacağını kendi karar vermeli. Tabii. Çünkü a, her insanın a, malzemeyle ilgili tecrübesi farklı olabilir. Yani bir malzeme hiç kullanmadıysa, hiç tecrübesi yoksa o malzemeyi tercih etmemesi daha faydalı. Evet. Daha çok kullandığı, daha a, uygun hissettiği, kendi elinin unzuvu um, gibi hissettiği bir... ...platform veya stentle daha rahat edecektir operatör. Evet. E, az sonra reklama gideceğiz, gideceğiz ama reklam öncesi ben size şunu sormak istiyorum. Stent sonrası hastalar neye dikkat etsin? Stent sonrası öncelikle anjiyografi ve stent sonrası ilk gün e, en önemli şey hastalarımızın su içmeleri. Aslında bize Bolsa. işleme gelmeden önce de e, su içmelerini istiyoruz. Sebebi şu verdiğimiz radyo opak madde böbreklerden atılıyor ve böbrek hasarı, böbrek yetmezliği olan hastalarımızda bunu birazcık arttırıyor. Dolayısıyla da böyle bir şeyle karşılaşmamak için hastalarımızı hem öncesinde su içmelerini istiyoruz. Eğer varsa böbrek yetmezliği bir şey varsa 1 iki gün önceden yatırıp onları serumla hidrasyon dediğimiz serum veriyoruz. Sonrasında da en çok istediğimiz şey o. İlk gün istediğimiz şey, ilk bir hafta hatta 3-4 litre kadar sıvı tüketmeleri. Ee, anjiyo el, bile el bileğinden yaptığımız için hasta hemen sonrasında mobilize olabiliyor. Ee, yani eğer bir şey yoksa hemen kalkıp yürütüyoruz. Ee, sonrasında eğer bir işlem yapmışsak, kompleks bir işlem yapmışsak, bir iki hafta sonra genelde hastayı değerlendiriyoruz efor testiyle. Sonra genel yaş yaşam... Kısa sürede hayata kavuşuyor. Kaldı hemen, hemen devam ediyor. Hemen dönüyor, hemen dönüyor. Hocam çok teşekkür Belki ediyoruz. Ertesi gün taburcu oluyor genelde. Çok teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz size. Şöyle kalp sağlığımızı nasıl korumalıyız? Aslında biraz biraz sanki Anjou'yu anlatırken onun hakkında bilgi tabii. verdik. Verdi. Süremiz maalesef ki reklama gitmek durumundayız. Tabii ki, tabii ki. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür bizi kırmadığınız, geldiğiniz programımıza. Sağ olun, çok Efendim teşekkür şimdi hocam. kısa bir reklam arası var. Sonra sohbetimiz devam ediyor. Evet bu cumartesi devam ediyor konuğum her hafta son dakikalarımızı İbrahim'e ayırıyoruz biz mimari konuşacağız Daha evvelki programlarda çok konuşmadığımız bir şeydi Dedik ki mimari anlatalım öğrenelim biraz bir farklılık yaratalım programda dedik Bu yüzden de senin kıymetli bilgilerine başvurduk Çok teşekkür ederim çok başvuracağız. Sağ Şimdi bugün ne konuşalım şunu konuşalım istiyorum Yaz geldi herkes evet. yazlıklarına taşındı Yazlı olanlar Şimdi yazlık evlerin e, bakımı, tadilatı, yani hani şu, şu noktaya geldi artık herkes. Yani yazlık mı alayım ya, hiç uğraşmayayım, devre mülk alayım, otele gideyim. Çünkü yazlıkların bakımı o kadar zor ki. En iyi o tekne yaz... arkadaşımın teknesi mantığı gibi artık Eli... o bile yerleşmeye başladı. <laughs> Aynen. Tekneden yazlığa geçip şöyle oldu en iyi yazlık arkadaşım yazlığı gibi olmaya başladı. Çünkü maliyetleri de çok fazla, bakımı da çok fazla. Bizi bu işten nasıl kurtarırsın? Ya şöyle şimdi gerçekten insanların konfor alanı çıktıktan sonra çok güzellik yaşayacağını bilse bile ister istemez ondan kaçıyor. Bahsettiğin gibi. Yazlık evlerin en büyük problemi nem, rutubet ve bakımsızlık genellikle. Evet. Çünkü alırım nasıl bakarım veya tam tersi çok yeni yapılar, güzel yapılar da var mesela. Bu sefer de çok ciddi atıyorum işte 3 ay kullanıyor mesela evi. 9 ay boyunca da kullanmadı. Evin aidatlarını ödemek zorunda kalıyor. Bu da kişiye bir külfetli bir durum söz konusu oluyor. Tadilat Burada parası kadar da aidat ödüyor. Bir o kadar da aidat ödemiş oluyor. Günün sonunda gerçekten arkadaşın evi daha iyi duruma gelmiş oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken alanın doğru seçimi, doğru malzemelerle yapılmış bir ya yaptırıyorsak veya işte satın alıyorsak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iklim şartlarına göre olması lazım. Atıyorum işte mesela Bodrum ve Çeşme taraflarında daha taş evler mesela. Çünkü taş boya gerektirmez. Nem konusunda biraz daha iyi geçen programla bahsetmiştik mesela. Burada tam tersi sıfırdan tasarladığımızı düşünelim. Bizle alakalı bizle yola çıkan bir e, müşteri olarak veya danışan olarak siz geldiniz mesela. Bizim sizi e, doğru yönlendirmemiz lazım. Evin nem ve rutubeti almaması için özellikle mesela e, deniz kenarlarındaki evlerde bir kısmı toprağın altına gömmemiz gerekiyor. Çünkü hava sıcaklığı bugünlerde de İstanbul'da bayağı sıcak ve o bölgeler gerçekten nem ve sıcak anlamında çok kötü. Doğal iklimlendirme yap yapılması gerekiyor. Evin bir kısmı toprak altında doğru izolasyonla. Çünkü bu çok önemli. Zaten insanlar bundan şikayet ediyor. Doğru izolasyonla, doğru malzemelerle bunlar yapıldığı zaman doğal iklimlendirme gel gelmiş oluyor. Klima kullanmanıza gerek yok. Geniş alanlarla, ferah alanlar. Çünkü ben zaten 9 e, ay boyunca e, daracı, küçücük bir yerde yaşıyorum. Çok büyük evde yaşayabilirim ama sonuç olarak e, otel olarak kullanıyor genelde insanlar. Yazlığa gittiği zaman geniş ve keyifli alanlarda hem manzaraları hem de... E, bu güzelliklerden keyif alabilmesi için geniş alanlara ve verandalara ihtiyaçlar var ve manzarayı görmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra doğal ışığı kullanmak gerekiyor. Çünkü e, onlar gittiği zaman bile geniş pencerelerle oranın ışık ve e, doğal iklimlendirmesinin olması gerekiyor. Çünkü ışık alan yerde ister istemez rutubet olmuyor ve temizlik çok önemli. Bu konularda geniş alanlar, doğru izolasyon ve e, doğru yerleşim planı diyoruz. Evet. Bu kadar. Şöyle tabii geniş alanda her evde mümkün değil. Değil mi? Olması. Evin kendi konumlandırılması. Mesela Hı. çok büyük odalara ihtiyacınız yoktur yazdıklarda Çünkü otel Hı. olarak kullanıyorsunuz bir nevi. Sizin geniş verandalara, manzarayı Genellikle. görmek için geniş pencerelere ve e, güzellikleri yaşayacağınız alanlara ihtiyacınız var. Toplu alanlara ihtiyaç var. Çünkü e, mevcut yapıda insanlar bir araya gelemiyor kendi evlerinde. Ya odalarına çekiliyorlar. Pandemi dışında böyle bir birlik beraberlik olmuyordu maalesef. E, şehir yaşamı insanlar çünkü bir e, çalışma koşulları var benzeri şeylerden dolayı bir araya gelemiyor ama yazlıklarda öyle bir şey yok misafirler davet ediliyor benzeri şeyler yani 50 metrekare 100 metrekare de olsa 1000 metrekare de olsa bunun doğru kullanımı önemli yani, Tabii alan genişledikçe peyzaj alanları işte tabii bunların olması lazım çünkü evet. bir yazlıktan bahsediyorsak bir bahçenizin olması lazım toprağa basıp o elektriğinizi almanız lazım evet çok güzel anlatıyorsun ama maalesef süremiz bitti haftaya bunu detaylandıralım olur mu olur, izleyicilerimize belki tabii, merak etmişti Efendim 15 Temmuz ayında darbe girişiminin de 7. yılını bugün yaşıyoruz ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve saygıyla anıyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya saatler 12 gösterdiğinde Cumartes günü görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.